Arkadaşlar merhaba. Bugün parçalı fonksiyon yapacağız. Örneklerini biraz bol tutmaya çalıştım. Parçalı fonksiyon önemli bir konudur arkadaşlar. Özellikle limitte, türevde, integralde, sürekli integral hadi neyse de süreklilikte ve türevde arkadaşlar karşımıza çok fazla çıkar. O yüzden burada temelini iyi atarsak ileriki konularda da zorlanmayız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım, ben bir tanım yazmışım burada. Demişim ki fx fonksiyonu kendi içinde ayrılıyor. İşte gx'e, hx'e, rx fonksiyonuna ayrılıyor. Ama bunların şartları var. Eğer diyor x A gibi bir sayıya eşit ya da küçükse bunu kullanacaksın diyor. Eğer diyor x A ile B arasında ama A ile B'ye eşit değilse hx fonksiyonunu kullanırsın diyor. Eğer diyor x pardon diğer sınır da B ya. Eğer x diyor B'yi eşit ya da B gibi bir sayıdan büyükse de rx'i kullanacaksın diyor. Türkçesi bu arkadaşlar. Mantığı bu. Fx fonksiyonu parçalanmış. O yüzden parçalı fonksiyon diyoruz. Seçenekli fonksiyon da diyebilirsiniz. Mantığı şudur. X'in başka sınırında başka fonksiyon kullanacağız. Az önce zaten açıkladım ve en az iki fonksiyondan oluşur arkadaşlar. Yani şundan ikisi olmasa fx eşittir gx, x küçük eşittir a gibi bir şey diyemezsin. En az iki tane fonksiyon olacak. İki ve daha fazla da tabii ki ayrılabilir ama en az iki tane fonksiyona ayrılacak, parçalanacak. İşte biz bu tip fonksiyonlara parçalı fonksiyon diyoruz. Şimdi örneklerini irdeleyeceğiz birlikte. Ben bilerek değişik değişik örnekler yazdım. Aynı tip yazmadım. Şimdi birinci örneğimizden başlayalım. Bunu gördüğün zaman fx kendi içinde ikiye ayrılmış diyeceksin. Bu senin kritik noktandır, kırılma noktandır. İki noktasına göre ayrılmış. İki kırılma noktasına göre, iki kritik noktasına göre ayrılmış dersin arkadaşım. Yani bu ne diyor sana? Sen diyor fx'i eğer 2'den küçükse x bunu alacaksın. Bu şekilde kullanacaksın diyor. Eğer x 2'ye eşit ya da büyükse de bunu kullanacaksın. Bu şekilde alacaksın diyor. Önemli olan sorusu. Bunu böyle okuduk tamam ama diyor ki sana olduğuna göre bana f1'in değerini ve f3'ün değerini bul. Bunlar neydi arkadaşlar? X'ti değil mi? Bunun karnındaki 1 ve 3. Yani sana diyor ki git x yerine fonksiyonda 1 yaz. Ama diyeceksin ki hocam x yerine 1 yazacağım da parçalı fonksiyonda hemen bakıyorsun 1 2'den küçük müdür, 2'ye eşit ya da büyük müdür? Hocam f1 için konuşursanız x yerine 1 yazacaksan 1 2'den küçüktür. Şurası sağlar onu. O yüzden yani şurada x gördüğün yere 1 yazacaksın. Yani 2'den küçük bir sayı alacaksın x'e. O zaman gideceksin şuradaki birinci öncüldeki fonksiyonu kullanacaksın. O zaman hocam f1 dediği x yerine 2'den küçük olan 1'i koy diyor. O zaman bu fonksiyonu kullanacaksın. Yani x kare artı 2x artı 1'de x gördüğün yere 1 yazacaksın diyor sana. Hocam 1 yazarsanız 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 1. İşlem önceliğine dikkat et. Önce üst alınır sonra çarpma sonra toplama. Hocam 1'in karesi 1'dir. Artı 2 kere 1 2 artı 1 buradan 4 çıktı. Yani hocam f1 değerini ben kaç buldum? 4 buldum. Mantığı budur. Çok zor değil arkadaşlar. Bir de bana neyi sormuştu hocam? F3'ü. Yani diyor ki git fonksiyonda x gördüğün yere 3 yaz. Ama bu parçalı fonksiyon hocam x 3 x eşittir 3 ne demek? 2'den küçük ve büyük olanı mı alacağım? Arkadaşlar 3 2'ye 2'den büyüktür. O zaman şu aşağıdakini kullanacaksın. Bunu kullanamazsın. 3 yaz diyor. 3 de 2'den büyüktür. X gördüğün yere 3 yazacaksın. O zaman şuradaki fonksiyonu alacaksın. X eşittir 3 için. O zaman hocam 3x eksi 5'te ben x gördüğüm yere 3 yazacağım. Doğrudur. Hocam 3 çarpı 3 eksi 5. Önce çarpma yapılır. 3 kere 3 9 eksi 5'ten. Bu da 4 çıktı hocam. O zaman f3 değeri de 4'tür dersin. Çok basittir hocam. Aynen öyle. Çok basit arkadaşlar. Mantığı budur. Bu en basit sorusu. Şimdi biraz daha soruları değiştireceğiz. Bu sefer sana fx'i parçalayıp vermiş, gx'i parçalayıp vermiş. Ve ikisi de birbiriyle sanki bağlantılı. Bak gx'in parçalanmış halinde fx'i yazmış. Yani şunların üçünü de kullanabilirsin şurada diyor. Aslında bu dört parçaya ayrılmış. Neyse olduğuna göre bana diyor ki git f-2'yi bul, git f0'ı bul. Git G3'ü bul, git G2'yi bul. Daha sonra senden işlediğim şu işlemi bana yap diyor. O zaman ben senin de olsam önce ayrı ayrı F-2'yi bulurum, F0'ı bulurum, G3'ü bulurum, G2'yi bulurum. En son toplayıp bölerim. Hadi birlikte şurada çözümünü burada yapalım arkadaşlar. F-2 diyelim. Yani sana diyor ki git
X yerine eksi 2 yaz. F fonksiyonunda. Eksi 2 yazacağım hocam. Eksi 2 nedir? Sıfırdan küçüktür. Doğru mu? Burası sağlar. O zaman hangi fonksiyonu alacaksın? 2x artı 1 alacağım hocam. O zaman sen gideceksin. 2x artı 1'de x gördüğün yere eksi 2 yazacaksın. 2 çarpı eksi 2 artı 1. Hocam 2 çarpı eksi 2 eksi 4. Eksi 4 artı 1 eksi 3'tür. Bak bunu buldum f eksi 2'yi. Geldim f0'a. Hocam f0'ı da bulurum. Git x yerine 0 yazıyor. 0 zaten x eşittir 0 demiş. Bunu kullanacaksın. X yerine 0 yazacaksın. Şu eşitliği kullanacaksın. O zaman bu fonksiyonu mu kullanacağım? Evet. Burada mı yazacağım? Evet orada yazacaksın. Hocam yani ben x kare artı 1'de x gördüğüm yere 0 yazarsam 0'ın karesi artı 1'den 0 artı 1'den 1 olur hocam f0'ın değeri. Doğrudur. Şimdi geldim g3'ü bulacağım. Hocam g3. X gördüğüm yere g'de 3 yazacağım. Ama bak bu nasıl ayrılmış? Hocam 3 tek ve çiftliğine bakacağım burada da. Hocam 3 tek sayı mı çift sayı mı? Tek sayı. Eğer tek sayı koyuyorsan G'de X gördüğün yere ki tek sayı koyuyorum 3 koyuyorum bu fonksiyonu kullanacaksın diyor sana. Yani X kare eksi 2'de arkadaşım gidip X gördüğün yere 3 yazacaksın diyor sana. 3'ün karesi eksi 2'den 3'ün karesi 9 2 çıkar bu da 7'dir hocam. Geldim son olarak G2'yi bulacağım arkadaşlar. G2. Yine G fonksiyonunda çalışıyorsun. Bu sefer X gördüğün yere 2 yazacaksın. Tekliğine çiftliğine göre ayırıyordu. 2 çift sayı hocam. O zaman diyor ki eğer çift sayı koyuyorsan dön fx'e bak. Fx'e döndüm. 2 koyuyorsun. Fx'te 2 nereye geliyor arkadaşım? Sıfırdan büyük bir sayıdır 2. Hocam sıfırdan büyükse o zaman ben 3x eksi 1 fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazacağım. O zaman hocam 3x eksi 1'de x gördüğüm yere 2 yazacağım ve 1 çıkartacağım. Bu da bana G2'yi verir. 3 kere 2 6 1 çıkar 5'tir hocam bunun değeri de. Bitti mi bitmedi. Sana diyor ki f eksi 2 artı f 0 bölü G3 artı G2 ifadesinin değerini istiyor senden. Sen zaten hepsini buldun. F eksi 2 değeri eksi 3 de hocam. F 0 değeri 1 de hocam. G3 değeri 7 de hocam. G2 değeri de 5 de hocam. Eksi 3 artı 1 eksi 2 bölü 7 5 daha 12. Eksi 2 bölü 12 sadeleşebiliyorsa sadeleştir. Hocam eksi 1 bölü 6'dır benden istediği ifadenin değeri dersin. Aslında çok basit arkadaşlar. Zor gibi görünüyor ama olayı bildikten sonra yaparsınız. Şu son iki örneğimizi de bakalım. Böylece parçalı fonksiyonu bitirmiş olalım. Daha sonra parçalı fonksiyonun grafiğine geçeceğiz çünkü arkadaşlar bir dahaki dersimizde. Evet fx fonksiyonunu vermiş yine bana. Aha da bunu görünce kaçıyorsun bırakıyorsun. Bileşke fonksiyon. Sen bileşke fonksiyonun tanımını biliyorsan niye kaçıyorsun arkadaşım? Bu ne demek? İç içe f'ler koymuş. Bu ne demek? Önce hocam f0'ı bul demek. Doğru mu arkadaşlar? Hatta şöyle yazalım. F bileşke f bileşke f. Sıfır ne demekti? Git dışarıdaki f'in içine şu içerideki f'i yaz. Onun da içine onun içindeki f'i yaz. Ama bu sıfırı önce f0 olarak alıyorsun. Doğru mu arkadaşım? Önce f0'ı bul. F0'ı bulduktan sonra git ortadaki f0 değerini bulduktan sonra ortadaki f'te içine yaz diyor. Onu bulduktan sonra en dışarıdaki f'te yaz diyor sana. Aslında mantığı budur bileşke fonksiyonu. Bunu soruyor sana. Zaten olay bitti ki sen şimdi önce f0'ı bulacaksın. F0'ı bulamaz mısın? 0. X yerine 0 koyacaksın. 0 birden büyük müdür? Hayır. Eksi 1 ile 0 arasında mıdır? Evet. O zaman hangi fonksiyonu kullanacağım hocam? 2x artı 1'e. Hocam o zaman ben hemen f0'ı bulayım. 2x artı 1'de x gördüğüm yere 0 yazacağım. 2 çarpı 0 artı 1'den f0'ın değerini ne buldun? 1. Yani şurası ne oldu? 1 oldu. Hatta şöyle yazalım bak. F aç parantezi f 1'i soruyor baksana. Şurası 1 değil mi? 1 yazdım onu gördüğüm yere. O zaman hocam ben şimdi f1'i mi bulacağım? Evet f1'i bulacaksın. Hemen dön parçalı fonksiyona. Hocam 1... Bakın bu sağlamıyor ama eşitlik var. X büyük eşittir 1 diyor. Yani burada x'i 1 de alabilirsin. Zaten ben x'i 1 olmasını istiyorum. O zaman x eksi 4 fonksiyonda x gördüğün yere 1 yazarsan 1 eksi 4'ten f1'in değeri de eksi 3 olur. Yani şurası nedir arkadaşlar?
eksi 3'tür. Bitti zaten bak, en son f eksi 3'ü bulduğun zaman şu bileşkeyi zaten bulmuş oluyorsun. F eksi 3, eksi 3 nereye geliyor? Hocam x yerine eksi 3 yazacağım, eksi 1'den daha küçüktür eksi 3. O zaman bu fonksiyonu kullanacağım diyorsun. Yani hocam f eksi 3 dedi, git x kare artı 2'de x gördüğün yere eksi 3 yaz. Eksi 3'ün karesi 9. 2 daha ne yapar arkadaşlar? 11'dir bu bileşke fonksiyonun arkadaşlar değeri. Gelelim şimdi son örneğimize. Son örneğimizde de bana yine parçalı bir fonksiyon vermiş. Ama sana diyor ki bu fonksiyonun tersinde x gördüğün yere 6 yaz diyor. Şimdi arkadaşlar, hocam bu parçalı fonksiyonun tersi alınır mı? Alma. De ki hocam f eksi 1 6 x gibi bir sayıya, ya da x var ya orada kafan karışmasın, a gibi bir sayıya eşit olsun. Hocam ters fonksiyon neydi? Aslında şununla şunun yer değiştirmesiyle ters fonksiyon oluşuyordu. O zaman sen fonksiyonu tekrar düzelt, fx'e getir. Dedim ki f eksi 1, yani fonksiyonun tersinde 6, a'ya eşit olsun dedim. Bunların tekrar yerini değiştirirsen bu ters fonksiyon kaybolmaz mı? Oluyordu, ters fonksiyondan biliyorsunuz. O zaman hocam buradan f a değeri 6'ya mı eşit olacak? Evet, hatta a yazma, fonksiyonda x kullanıyoruz ya, x yazalım. Onunla uğraşacağız çünkü. Yani bununla bunu yerini değiştirsen fx eşittir 6 diyor. Fx fonksiyonu da 2'ye ayrılıyor hocam. Ne durumda 6? Yani bu x 0'dan büyük mü ki 6'yı veriyor? Küçük mü ki 6'yı veriyor? Sen zaten x'i bulsan cevabı bulacaksın. Sen cevabı x'e eşitledin çünkü. O zaman ikisini de irdelemek zorundasın. O zaman hocam ben x'im 0'dan büyük olduğu durumu ya da küçük olduğu durumu, x'i bulsam zaten soruyu bulmuş olacağım ya. İkisine de mi eşitleyeceğim? Evet, o zaman diyeceksin ki x 0'dan büyük olsun. X büyük eşittir 0 ise diyeceksin. Bunu kullanacaksın. 2 eksi 2x 6'ya eşit olsun. İkinci durum. Bir de diyeceksin ki x hocam 0'dan küçük olsun. Onda da 3x artı 9'u irdeleyeceksin. O da 6'ya eşit olsun diyeceksin. Hangisi sağlarsa ona göre zaten x'i bulursun. Şimdi bakalım hocam. Eksi 2x'i at karşıya, artı 2x olarak geçer. Artı 6'yı al buraya, eksi 6 olarak geçer. 2 eksi 6. Şurası eksi 4 oldu. Eksi 4 eşittir 2x'e. Buradan arkadaşım x değerini ne bulursun sen? Eksi 2. Sen dedin ki eğer x 0'a eşit ya da büyükse 6'yı verir. Ama x'e eksi 2 buldun. Eksi 2 0'a eşit ya da büyük mü? Bak bu sağlamadı. Olmadı. O zaman f üzeri eksi 1 6 eksi 2 eşittir diyemezsin. Olmadı. Bulduğun x değeri 0'a eşit ya da büyük çıkmadı. Hadi diğerini irdeleyelim şimdi. X dedik 0'dan küçük olsun. Bu fonksiyonu aldım. Bu 6'ya eşit olsun dedim. At bunu karşıya. 3x eşittir 6 eksi 9 olarak geçti. 3x buradan hocam eksi 3'e eşittir. Her iki tarafı 3'e bölersen x'i de buradan eksi 1 buldun. Eksi 1 gerçekten 0'dan küçük müdür? Evet hocam, bakın. Bu sağladı ama. Sağladığı için diyeceksin ki x'i kaç alırım? Eksi 1 alırım diyeceksin. Bu sağladı. O zaman hocam benim f üzeri eksi 1 6 değerime ben x demiştim. Onu da kaç buldum zaten? Eksi 1'dir. Yani bunun değeri kaç olur arkadaşlar deriz? Eksi 1 olur deriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.